Değerli dostlar, herkese merhabalar. Neredeyim? Bugün harika bir yerdeyim. Kıymetli bir abimizin mekanına getirdim sizi. İsim hakkı olan bir işletmeye getirdim. Dili dışarıda dürüm Mehmet abinin mekanındayız. Mehmet abi merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Ben teşekkür ederim. Şimdi her zaman yediğimde ilk günkü yediğim lezzeti aldığım bir yerdeyim. Aldım, evet. Abi. Çok şükür bugün de nasip oldu çekmek. Uzun zamandır aklımdaydı. Evet. Kırmadın. Sağ olasın. Hoş geldin. Ayağına sağ ol. O zaman biz ne yapalım? İşimizin başına geçelim. Sağ olasın abi. Mahmut abiyle devam ediyorum tamam. Herhalde. Tamamdır. Gel canım. Mahmut ustam, kolay gelsin. Sağ olasın, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok, nasılsınız? Allah razı olsun, nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Mahmut ustacığım. Evet. Burası neresi, biz neredeyiz? Bize burayı bir tarif edebilir misiniz? Dürümcü Mehmet Usta'dayız. Tamam. Aliye İzzet Begoviç Bulvarı. Evet. 10 numara dürüm, dili dışarıda dürüm. Dili dışarıda. 10 numara kebap çeşitleri. Şu nerede? Şekilde. Burada. Kendi yağına. Kesinlikle yumurta yağı kullanmıyoruz. Heh, şimdi ne eti o zaman? Hemen konuya girelim. Kaburga etinden. Kaburgadan yapıyorsun. Evet. Kendinden yağlı. Evet. Dolayısıyla kuyruk yağı girmiyorum dedin. Hayır, kesinlikle. Şimdi belirli bir kasabımız mı var? Sekten mi alırız? Kendimiz mi yaparız? Nedir bunun esprisi? Belirli kasabımız var. Tamam. Sürekli 18 yıldır ondan kullanıyoruz. Tamam. Et oradan geliyor. Evet. Et oradan geliyor. Şimdi başka ne çeşit ürünlerimiz var burada? Lokumuz var. Tamam. Bonfileden yapıyoruz. Süper. Ciğer, tavuk. Ciğer yok, tavukumuz var. Heh. Ciğer yok ama tavuk var. Kuşbaşı evet. Falan o tarz. Kuşbaşı da var, kazbaşı da var. Heh, süper. Şimdi. Yağlı kara da var. Mahmut ustam. Evet. Burası kaçta kaç arası hizmet verir? Haftanın her günü açık mıdır? 11-11. 11-11. Sürekli. Hiç kapanmıyor. Haftanın her günü açıksın. Evet. 11-11 çalışıyorsun. Şimdi buranın bir esprisi var. Aslında ben dili dışarıda diyebiliyorum ya. Evet. Heh. Şimdi onu görmek istiyorum burada. Şimdi ustacığım. Şu şekilde. Nasıl yağladın ama ya? Nasıl yağladın ama ya? Şu şekilde. He, ekmeğimizi böyle süslüyorsun. Biberle acılı. Of, of, of. Şu şekilde de ocağa atıyoruz. O burada böyle ısınıyor. Kızarıyor. Evet. Ondan sonra salataları taze taze yapıyorsunuz burada. Tadlacı usulü. Evet. Peki şimdi ben sana zahmet böyle güzel dili dışarıda az ekmekli orijinal soğan salatalı istiyorum. Domates olur. Olmasın içinde. Olmasın sadece. Soğan salatası. Şimdi Mahmut abi. Bu şekilde. Evet, aynen öyle. Uf, ağlattın ya. Kaburga yanına sadece. İşte bak. Ustacığım kaç gram et kullanırsın? 125 gram. 125 gram evet. Et kullanıyorsun. Dürümler. Dürümlerde. Servis isteseydin? Servis 155. 155 gram. O evet. Da güzel, gayet iyi. Şimdi peki paket servisin, evlere servisin var mı? Trendyol'u, yemek sepeti getir. Bunlar da varsınız. Onlar şu anda mavcut. Süper. Telefonla sipariş alıyor musun? Hayır maalesef. Telefonla sipariş yok ama sosyal medya üzerinden, mecralar üzerinden alıyorsun. Evet. Çok iyi. Çok güzel. Eline koluna sağlık. Eyvallah. Ustacığım peki şimdi Adana'da bir sürü kebapçı var. Evet. Doğru mu? İnsanlar dili dışarıda dürüm Mehmet abinin mekanını niye tercih etmeli? Heh. Hadi sana güzel kıyak bir soru. Niye tercih etsinler insanlar burayı? Sadece biz kuzu kullanıyoruz. Sırf kuzu kullanıyoruz. Bir de kaburgada. Başka et de kullanmıyoruz kesinlikle. Etimiz de belli. Böyle parçalanacak. Kalite var diyorsun değil şekilde mi? Dili dışarıda. Oh. Olay tam da budur ha. Çok da güzel görünüyor. Eline koluna evet. Sağlık. Eyvallah. Kapya var sanki içinde. Evet kapya var. Kapya, tuz ve kaburga. Evet. Başka bir şey de yoktur. Of. Kesinlikle. Yani saf et yediriyorsun. Evet. Saf et yedirdiğin için de insanlar burayı tercih etmeli diyorsun. Çok da doğru bir açıklama bence. Şu şekilde. Oh, oh, olay tam da budur. Şu güzelliğe baksana ya. Mahmut abi eline koluna sağlık. Kaç yıldır bu işin içindeyiz? 18 yıldır. 18 yıl. Evet. Maşallah. Dile kolay. Dile kolay. Ekmeklerimiz ısındı. Bizimkiler hazır mı bu arada? Hazırlanıyor. 2 tamam. Dakikada. Tamam. 2 dakikada. He, evet. Toplam kaç dakikada pişiyor? 5 dakika. Yani bu buraya şimdi vatandaş aç geldi. 10 dakika içinde. 10 dakikada hazır olur inşallah. Hazır oluyor. 15 dakikada kendi ise 25 dakikada üstüne de çayıyla birlikte İçeride buradan gider. Değil evet. Mi? Vallahi süper. Eline koluna sağlık evet. Ustacığım. Değerli dostlar. O zaman ne yapıyoruz? Dürümü çekince tekrar. Evet. Hazır herhalde. Hazır abi. Tamam süper. Şimdi çektik etimizi. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi dili dışarıda dediğimiz yer şurası. Şu şekilde. Of. Hadi şöyle güzel böyle bir. Bir sene sadece bir soğan salatası girelim ona. Sadece bir soğan salatası. Taze taze zaten. Evet, taze taze duruyoruz biz. Olay tam da budur. Eline koluna sağlık Mahmut güzel abi. Ederim. Teşekkür ediyorum. Şu şekilde kızarmış. Ekmekle kızarmış şekilde evet.
Oo, dili de dışarıda değerli dostlar, bak bak. Şöyle tutarsan onu. Of, eline sağlık ustacığım. Karnın, canın istiyor değil mi pişirirken? Eline sağlık, müsaade varsa biz yiyeceğiz şimdi. Tavcuk, bak lan bak, ne? Dili dışarıda işte, gördün mü? Evet. Nasıl mutlu oluyor canım benim, Adanalı işte. Dostlar, dili dışarıda Mehmet abinin böyle harika dışarıda güzel konsepti var. Dürümcü Mehmet ustamızın. Hatta yazları hemen dışarıda bir tezgahı daha var. Onu da yakıyor. Isırdın sen. Nasıl? Harika değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bence de. Şimdi kaburga olduğu için bence çok başarılı olmuş, tamam mı? Evet. Kendinden yağlı olduğu için kuyruk yağına gerek duymuyor ustalarımız. Zaten seklem alıyorlar. Kendileri burada çekiyorlar etlerini. Al babacığım şöyle. Ekmeği böyle güzel kızarttırabiliyorsunuz. Şimdi dürümdeki sunumları bu şekilde. Yeşillik var, turp var, limon var. Pişmiş biber veriyor. Nasıl? Biber. Canavar değil mi? Evet. Yani az ekmek, güzel böyle içindeki soğan salatası ile birlikte kebaba doyarsınız burada. Bilginiz olsun. Açtım kapağını, dikkat et dökme. Onlara. Akıyor da baba. Bak bak. İçine bilerek domates koydurtmadım dostlar. Sulandırmasın diye. Ekmeğimiz de güzel bir şekilde kızarttı. Çok güzel oldu. Şimdi burada bir şey çok hoşuma gitti. Salatayı ve eti ayrı tezgahlarda yapıyorlar. Dolayısıyla çiğ et salataya karışmıyor. Bu da iyi bir şey oldu. Pişirirken. Artı şu dikkatimi çekti. Hani ekmeği alıp ekstra yağlamadı. Bu da güzel bir şey. Yani ekstra sıvı yağ dökmedi. Öyle istiyorsanız. Dostlar bu şekilde dürümün fiyatı 85 lira. Bilginiz olsun. Eğer 155 gram servis isteseydiniz, 155 gram kullanıyorlardı. Onun da fiyatı 110 liraydı. İçecekleriyle birlikte 100 TL'ye bu şekilde, bu sunumla birlikte ne yapıyordunuz? Karnınızı doyurabiliyordunuz. Ne giriyoruz burada? Verdiğiniz bir şey yok. Normalde servisin yanında da 4 çeşit salata ikram. Bilginiz olsun. Tablacı salatası, ezme salata, mevsim salatası ve soğan salatası veriyorlar. 115 liranın içine o da dahil. Bilginiz olsun dostlar. Ama az ekmek, bol lezzet değil mi? Bence çok iyi. Aktı gitti. O zaman ne yapalım? Videomuzun sonuna gelelim değil mi? Değerli dostlar, hepsinden var YouTube kanalımızda. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, videolarınızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Muhakkak dili dışarıda dürüm Mehmet Usta'nın mekanına gelip burada bu harika lezzetin tadına bakın. Harika lezzetlerden mağdur kalmayın. 10 numara işler var burada. Gelin dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.